Yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar nezdinde ABD tahvillerinde satış dalgası devam ederken küresel tahvil piyasalarına ise bunun sıçradığını takip ediyoruz. Tahvillerde hızlanan satış dalgası küresel çaptaki çeşitli varlık sınıflarında da sarsıntı yaratmaya devam ediyor. Hisse senetlerinde aşağı yönlü trend sürerken dolar ise yükselişini sürdürüyor. Küresel çaptaki aslında bu bozuk görüntü içeriye nasıl yansıtıyor? Yakından takip edelim. Borsa İstanbul tarafında 0.11'lik yukarı yön söz konusu. Dün küresel hisse senetleri piyasalarında baskı sürerken rekorlarla tamamlayan Borsa İstanbul söz konusuydu. Bugün de sınırlı negatif bölgede fiyatlandığını takip ediyoruz. BIST 100 endeksinin seans içerisinde an itibariyle 8.508 puandan işlemden geçerken dolar TL tarafında ise yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Küresel çaptaki doların yükselişi gelişen ülke para birimlerinde baskılamaya devam ediyor. An itibariyle 27.56.80 seviyesinden işlemden geçiyor. Euro TL tarafına bakıyoruz. 28.89.07 seviyesinde ise fiyatlanmaya devam ediyor. Euro dolar paritesine baktığımız noktada burada da 1.05'in altında fiyatlamaya devam eden euro dolar paritesinde doların gücünü koruma senaryosuyla birlikte 1.04.65 seviyesinden de yine fiyatlandığını takip ediyoruz. Evet, küresel çapta bir tarafta Fed'in bundan sonraki süreçte uzun süre yüksek faiz yaklaşımı, artan petrol fiyatları, Çin'in zayıf ekonomik toparlanması gelişen ülke para birimlerinde ve gelişmiş ülke para birimlerinin zayıflamalarına ise yol açmaya devam ediyor diyelim ve hemen seans içerisindeki ayrıntıyı almak üzere yine Asya borsalarında da son kez bir de görüntüye bakalım nasıl bir kapanış performansı vardı. Nikkei endeksinde %2,28'lik bir geri çekilme, Şangay tarafında 0.10'luk yukarı yön söz konusuyken Hong Kong tarafında %1'in üzerinde baskının yaşandığını takip ediyoruz. Güney Kore Kospi'de %2,41'lik aşağı yön söz konusu. Asya piyasalarında da negatif bir görüntünün hakim olduğunu takip ediyoruz. Evet, bununla birlikte piyasalarda düşük risk iştahı ile birlikte fiyatlanan aslında pay piyasaları söz konusu. Peki içeride ise keskin bir ayrışma söz konusuydu. An itibariyle sınırlı negatif bir bölgede fiyatlandığını da takip ediyoruz. Ayrıntılarda neler var? Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Mesut Kurt bizlerle birlikte. Mesut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl bir seans geçiriyorsunuz? Küresel piyasalarla dünkü görüntüde keskin bir ayrışma vardı ama bugün sınırlı negatif bölgede de fiyatlayan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Mesut Bey, evet, şu an beni duyabiliyor musunuz? Evet, bağlantımız bir kez daha yenilene kadar ki olan süreçte şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seans içerisinde an itibariyle yatay pozitif bölgede fiyatlamaya devam eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi var. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve yatırım danışmanlığı müdürü Mesut Kurt bizlerle birlikte. Mesut Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Vadeli taraf yarım puan üzerinde negatif ama bunun yanı sıra spot tarafa baktığımda ise sınırlı pozitif bölgeye geçen Borsa İstanbul var. Dün de rekorlarla tamamlamanın ardından diyelim ve küresel piyasalarla ayrışmada devam ederken nasıl bir seans ve neler beklenebilir? Günaydın, iyi yayınlar. Yatay bir açılış gerçekleştik. Çok dar bir bantta hareket ettiğimizi görüyoruz 8500 bölgesinde. Aslında dün güçlü bir açılış görmüştük. Enflasyon sonrasında da tarihi bir zirve test ettik. Sonra da kar satışları görmüştük. Her ne kadar yükselişle kapatsak bile kazançların büyük bir kısmını geri vermişti. Dün beklentiyle paralel bir enflasyon rakamları gördük, verisi gördük. Öğleden sonra da Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumu takip edildi piyasalar tarafından. Yani orada ana başlıklara baktığımız zaman büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sürecinin olabileceğini söyledi. Ayrıca kredi büyümesinde dengelenme olmasına karşın iş talebin hala canlı olduğunu, bunun da cari denge üzerinde baskı yarattığını, bozduğunu belirtmişti.
Son olarak da son düzenlemelerle birlikte KKM ve döviz mevduatları gerilerken TL mevduatlarında artış kaydettiğini belirtti. Bugüne baktığımız zaman yurt içinden önemli bir veri yok. Yurt dışı tarafından ise Euro bölgesinde hizmet, Euro bölgesi ve Amerika'da hizmet PMI rakamlarını takip edeceğiz. Ayrıca Amerika'da özel sektör istihdam değişikliğinde verisinde takip edecek piyasalar. ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını göreceğiz. Burada endekste teknik tarafa bakarsak 8400 zirvesinin geçilmesi ile birlikte güçlü bir görünüm vardı ve yeni zirveler test edildi. Kısa vadede gün içerisinde 8400 desteğini takip edeceğiz. 8400 üstünde kapanışlar devam ettiği sürece de burada yeni zirvelere doğru gün içerisinde de dahil olmak üzere yükselişler beklenebilir. Bizim gördüğümüz ilk direnç seviyemiz dün de test edilen bir 8560 olurken ana direnç noktası olarak 8565 ve 50 bölgesini görülüyor. Kısa vadede buradaki bir önceki zirve 8400 değer kısa vadeli pozisyonlar için stop seviyesi olarak belirlenir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kurt aktardıklarınız için ve Gedik Yatırım ailesine iyi seanslar diliyoruz. Şimdi araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Aşama masasıyla devam ediyoruz ve Burcu Kıratlı bizlerle birlikte. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Şimdi aslında zor bir seans geçiriyor yatırımcılar an itibariyle. Sınırlı bölgedeydi, şimdi sınırlı pozitif bölgedeydi. Sınırlı negatif bölgeye geçen bir spot fiyatlama var ama vadeliler tarafı ise daha aslında burada voltanlı yine satışlara sebep oluyor. Ve 0.79'luk bir geri çekilmenin de yaşandığını takip ediyoruz. Biopotus tarafında 9100'den de fiyatlama geçiyor. Sebebi neye bağlayabiliriz? Küresel piyasalarla bir keskin ayrışma vardı. Bugün bu ayrışma değil, daha çok biraz daha korelasyon var diyebiliriz. Ne dersin? Kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Yurt dışı piyasadaki küresel risk iştahının baskılanması hem Asya tarafında hem Amerika tarafında bize de bu sabah yansıdı gibi gözüküyor. Bir de tabii aslında 8500'e baktığımız zaman hızlı bir sürede geldik. 3 aylık gibi bir sürede geldik. Dolayısıyla bunun seans içerisinde realizasyonlarının gelmesi hem sağlıklı ve hem de aynı zamanda gerekli de endeks dünkü yükselişini bir taraftan da sindirmeye çalıştığını da söyleyebiliriz. Tabii bunun sebebi bazen yurt dışı oluyor. Bazen bir rapor oluyor, bazen işte endeksin kendi dinamiklerinden gelen fazla satın alınmış veya fazla satılmış bir şeyin ters yöndeki hareketi oluyor. Dolayısıyla fiyatı belirleyen unsurlar aslında hep söylüyoruz çok fazla ayrışmaya başladı. Yani endeksin burada oluşturan bileşenlerine baktığım zaman dün mesela kamu bankalarının hareketli olup bugün satış yediğini tekrar görüyoruz. Dünkü sanayiler biraz daha olumluydu. Buraya baktığım zaman en fazla satış yiyen sektör içerisinde Tüpraş ilk sırada yer alıyor. Tabii bunda raporların da etkisi olduğunu söylemek lazım. Sabahleyin ünlünün raporu vardı. Hedef fiyatını 172 lira yapmakla birlikte tavsiyesini aldan tuta çekti, revize etti. Ve tabii günün en önemli haberi belki JP Morgan'ın Orta Doğu, Avrupa ve Afrika bölgesinde en beğendiği hisseler içerisine BİM hissesini almış olması. 2020'den bu yana ilk kez listeyi güncelliyor JP Morgan ve burada en yükselenler arasında BİM hissesini görüyoruz. 2020'den bu yana bu listeye giren ilk Türk hissesi olduğunu söyleyebiliriz. Vadeli tarafta da yine bunun olumlu yansımasını görüyoruz. BİM hissesindeki olumlu artışın. Ve tabii endeks, BİM'in ağırlığı endeks üzerinde etkili olduğu için de endeksi bir taraftan dengeleyenler arasında olduğunu söylemek lazım. Bir taraftan Tüpraş'taki ve sanayideki satışlar, bir tarafta BİM'deki artışların da yine etkili olduğunu söylemem lazım. Vadeli piyasaya baktığım zaman 9100 seviyesinden geçtiğini görüyorum işlemlerin. %1'lik bir kayıp var. Burada 9017 seviyesi. Aslında 9000 seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Pozisyonlara baktığım zaman çok fazla pozisyon azalışında yine olmadığını söylemek lazım. Buradaki yukarı momentumun korunması açısından pozisyonlarda çok bir değişimin olmadığını da söylemek lazım. Endeks kendi içerisindeki realizasyonlarını yapıyor gibi gözüküyor şu anda. Bir taraftan da dengeleyerek kendisini. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece hala vadeli işlem tarafında 9500-9700 seviyelerin önemli olacağını söylemek lazım.
hep konuşuyoruz. Burada artık bilançolar belirleyici olacak, raporlar belli olacak, bilanço beklentileri önemli olacak endeksteki bu fiyatlamaların, fiyatlama davranışlarının değişmesinde. Şanslı olabilecek sektörlere yılın başından beri perakende diye söylüyoruz. Bu JP Morgan'ın da bu BİM'i referans alması ve göstermesi ve listesine sokması da bunun aslında kendisine doğrular nitelikte diyelim, perakende sektörünün önce olmasının doğrular nitelikte. Yine JP Morgan'ın Mayıs ayı enflasyon hedefi Mayıs 2024 yılında %73, %24, %74 ve zirve yapmasını bekliyor. Daha önceden de bu şekilde söylüyordu ve raporlarında bu şekilde geçiyordu zaten. Çok sürpriz bir durum değil. Dolayısıyla enflasyonun da bu çeyrekte ve önümüzdeki çeyrekte 2024'ün ilk çeyreğinde de seçimlerin öncesinde yine perakendenin işte fiyat artışlarına duyarlı sektörlerinde yine ön planda olacağını söyleyebiliriz. Ama genel anlamda endeksin bugün biraz daha realizasyon geldi, biraz daha kar satışlarının olduğu ama genel anlamda trendin yönün yukarı olduğunu söylemek lazım herhalde Pelin. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve böylece araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Doktor Tolga Dağlaroğlu ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hocam şimdi aslında küresel piyasalarla başlayalım. Şüphesiz ki tahvillerde hızlanan satış dalgası küresel çapta da yine çeşitli varlık sınıflarında sarsıntı yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla tahvil fiyatlamalarına baktığımız noktadaki bu aslında getirilerdeki yükseliş, satış dalgasındaki sıçrama neyin işareti? Bundan sonraki süreçte dengeler bir miktar daha yerine oturacak, daha dolarda bir gevşeme, varlıklarda, riskli varlıklarda bir miktar daha rahat nefes alabilme beklentilerine rağmen yaşanan koşullar aynı olmadı. Yani 2023'ün son çeyreğine yönelik beklentilere baktığımız zaman geçtiğimiz yıla, bu yıla konjonktür perspektifinden böyle bir beklenti de yoktu. Daha sert koşullar oluşmaya başladı. Dolayısıyla bunu neye bağlayabiliriz? Neden kaynaklandı ve bu gidişat neye işaret ediyor? Aslına baktığımızda tabii FED yetkililerinden gelen açıklamalar, burada sunumlar çok önemli. Mesela Bowman'ın açıklamaları çoklu bir faiz artımına işaret etti. Finansal İstikrar ve Para Politikası adlı sunumunda. Dolayısıyla aslında burada aslında herkesin kafası karışık. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi birçok şok içinde barındıran bir dönemden geçtik. Pandemi sonrasında savaş ve savaş sonrasında özellikle jeoekonomik fragmantasyon, özellikle ülkelerin tedarik zincirlerini, mesela örneğin ABD'ye baktığımızda kendisine diplomasi anlamında yakın olan ilişkilerle, yakın olan ülkelerle tedarik zincirini kurması ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarındaki seyir, enflasyonun burada merkez bankaları tarafından daha çok talep yönlü değil arz yönlü olması ve bu da açıkçası Merkez Bankası yetkililerinin kafasını karıştırıyor. Çünkü enflasyonun tam olarak kaynağının anlaşılması konusunda veya problemine çözüm bulunması konusunda farklı açıklamaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bu anlamda baktığımızda sizin de söylemiş olduğunuz gibi karışık bir ekonomik ortam oluşturuyor. Peki bu karışık ortamın aslında dezavantajı yarattığı gruplar hangileridir diye soracak olursam şüphesiz ki ilk sırada gelişen ülkeler yer alacaktır ama dolayısıyla bu anlamda bu sarsıntı ne kadarlık bir sarsıntı olmaya devam edecek? Bir geçiş süreci olarak nitelendirebilir miyiz? Yoksa görünen görüntü aslında bu kadar da geçici değil, çok daha büyük tahribatlara yol açabilecek. Hatta 2008 finansal krizine yönelik benzerlikler bile ortaya atılmaya başlandı. Emareler bunu gösteriyor. Evet, kesin birebir aynı değil ama böyle benzerliklerde göstermeye başladığı şeklinde düşünceler de korkutmuyor değil. Şimdi tabii baktığımızda Pelin Hanım aslında çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. Özellikle 2007-2009 global finansal krizinden sonra yapılan düzenlemeler, bankacılık sektöründe yapılan düzenlemeler, evet, bankacılık sektörünü
bir anlamda kontrol altına aldı. Ama banka dışı sektörlerde, ki biz bunu geçtiğimiz senelerde İngiltere'de bir mini bütçe revizyonu sırasında, yani bütçe açığı verecek, bunun finansmanı konusunda yaşanan sarsıntı sonrasında özellikle banka dışı sektör, sigorta, hedge fund, buralarda baktığımızda yaşanan dalgalanma, ki bu 2007-2009 global finansal krizinden sonra bu sektör yaklaşık 10 kat büyüdü. Ve burada maalesef hala gri bir alan var. Dolayısıyla buradaki riskler bilinmiyor. Özellikle yüksek kaldıraça sahip buradaki kurumlar. Ve baktığımızda kısa vadeli fonlarla uzun vadeli varlıkları finanse ediyorlar. Örneğin sigorta şirketleri. Dolayısıyla burada bir sarsıntı olması, IMF'in son finansal istikrar raporunda da özellikle banka dışı bu sektöre yönelik dikkat çekici açıklamalar var. Sektörün büyüklüğü ve yarattığı leverage ve buna bağlı olarak ekonomide yaratabileceği riskler. Dolayısıyla burası tabii ki son derece önemli. Siz söylemiş olduğunuz gibi, yani burada özellikle varlık fiyatlarında hızlı düşmeyle beraber o bizim fire sales dediğimiz, yani elindeki varlıkları yok pahasına satmaları, borcu leverage kapatabilmek için, yani deleveraging dediğimiz süreci başlatabilmeleri için ortaya çıkan süreç. Burada özellikle yaratmış olduğu etki büyük olabilir. Ki son dönemde IMF'den özellikle çıkan çalışmalara baktığımızda, hafta sonu çıkan çalışmalarda özellikle kripto varlıklardaki satışın finansal piyasalar etkisi, yani burada kaldıraç azaltma etkisi nedeniyle kripto varlıklardaki düşüş ve bunun yaratmış olduğu deleveraging sürecinin bizim bir nevi kısır döngü dediğimiz, yani leverage'i kaldıracı azaltmaya çalışıyor, elindeki varlıkları satıyor, varlık fiyatları tekrar düşüyor. Tabii buralar açıkçası hala daha çözülmüş alanlar değil. Tabii burada da biraz önce söylemiş olduğumuz gibi merkez bankaları tarafından, özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından bir ayrışma söz konusu. Petrol fiyatları ve doların seyri ve buna bağlı olarak Euro bölgesinde büyüme ve enflasyon nasıl olacak, para politikası nasıl olacak? Yine dediğimiz gibi IMF'in yapmış olduğu çalışmada özellikle bu geçtiğimiz sene Nisan'da Yellen'ın açıklamalarıyla beraber, yani biz kendimize dost olan ülkelerle tedarik zincirimizi kuracağız, bu ülkelerle ticaret yapacağız, hem doğrudan yatırımlar, hem finansal yatırımlar, hem de dış ticaret anlamında. Bunun yaratmış olduğu etki, IMF'in yapmış olduğu çalışmalarda %3 ile dünya ekonomisinde %10'a kadar bir orta vadede kayba neden olabileceği, enflasyon üzerinde de yaklaşık 4-4,5 puanlık bir artışa neden olabileceği vurgusu var. Dolayısıyla bunların yaratmış olduğu belirsizlik açıkçası Merkez Bankası tarafında da, merkez bankaları tarafında da bir belirsizlik yaratıyor. Şimdi bir tarafta da aslında Yalın'ın da açıklamaları vardı. Daha uzun sürede daha yüksek faiz görülmesi kesin değiller, ama bunun yanı sıra bölgesel merkez bankası başkanlarına bakıyoruz. İşte Atlanta Fed Başkanı Bostic faizlerin uzun bir süre yüksek kalması gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra işte MES'lere bakıyoruz. Ekonomi Eylül ayı toplantısına benzer performans gösterirse Kasım'da faiz artışını desteklerim diyor. Tüm bu koşullara rağmen bir faiz artışının şüphesiz ki gelmesi, ki bu mesajlar da aslında bu sarsıntıya yetiyor. Bundan sonraki süreçte bunun devam etmesi dahilinde hane halkının da tasarrufları erimeye başladığı noktada beraberinde çok daha büyük bir risk topunu getirmez mi? Gelir mi böyle bir faiz artışı? Şimdi tabii kesinlikle, yani sizin de söylemiş olduğunuz gibi FED yetkililerinden gelen açıklamalara baktığımızda birbirleri arasında farklılaştığını görüyoruz. Yani normalde normal senaryoda FED'in 2024'ün ortasından itibaren, en azından yani bazı imser tahminlerde ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimine gidebileceği yönündeydi. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi pandemi sonrasında hane halkının tasarrufları, o dönemde yapılan mali teşviklerle beraber burası erimeye başladı. Hane halkının her ne kadar harcamaları kuvvetli olsa da, yani ABD verilerine baktığımızda, dolayısıyla burası artan faizler, işte mesela mortgage faizlerine baktığımızda %8'lere gelmiş vaziyette. Burada bir faiz yükü söz konusu. Dolayısıyla burada açıkçası para politikası uygulayıcılarının kafası da karışmış vaziyette, özellikle FED yetkililerinin. Dolayısıyla
Burada nasıl bir para politikası, nasıl bir şekillenme olacak? Bu çok önemli. Tabii burada baktığımızda ekonomiyi doğru ölçmek konusunda da Fed'in çok çeşitli çalışmaların olduğunu görüyoruz. Hem enflasyon hem de büyüme hem de istihdam tarafında. Dolayısıyla burada aslında modeller birazcık ekonomiyi açıklamakta yetersiz kaldı. Çünkü dediğimiz gibi görülmemiş iki tane büyük şokla karşı karşıya bunun yaratmış olduğu ekonomik ortamda tahmin yapmakta gittikçe zor hale geliyor. Evet hocam, şimdi küresel piyasalardaki tabii bu tahribat ve tahvillerde yaşanan sıçramayı konuşuyoruz ama içeride de büyüme, enflasyon ikilemi arasında yine tartışmalar dün itibariyle alevlenmeye başladı. Hemen Merkez Bankası Başkanımızın haberine geçelim. Sayın Erkan Büyüme'den ödün vermeden belli bir noktaya kadar dezenflasyon sağlanabileceğini söyledi. Haberi izliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda büyümeden ödün vermeden belli bir noktaya kadar dezenflasyon sağlanabileceğini söyledi. Erkan, iç talepteki aşırılığın birçok kanaldan enflasyonu artırdığını, iç talepteki dengesizliğin giderilmesinin dezenflasyon süreci için bir ön koşul olduğunu anlattı. Erkan, seçici kredi politikasının iç talebi dengeleyeceğini belirtti. Erkan ayrıca fiyat istikrarı doğrultusunda bankanın tüm araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini aktardı. Erkan, parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirmeyle birlikte yürüterek hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini hem de atılan adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedeflediklerini vurguladı. Erkan, beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığını attıkları adımlarla gösterdiklerini belirtti. Parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerinin belirgin şekilde 2024'te görülmeye başlayacağını kaydeden Erkan, 2026'da enflasyonu tek haneye indirmiş olacağız dedi. Öte yandan kura müdahale etmediklerini belirten Erkan, kuru tutma gibi bir niyetimiz yok, olsaydı böyle yükselmezdi dedi. Kur korumalı mevduattan çıkışı sakin, dengeli yapacağız ifadesini kullanan Erkan, kur korumalı mevduat için yaptıkları düzenlemenin çıkış politikası değil, mevduatın enflasyona paralel olması için gerçekleştirildiğini anlattı. Merkez Bankası Başkanı Erkan, Reyes Kont konusunda ihracatçıyı rahatlatacak düzenlemeleri yakında açıklayacaklarını söyledi. Erkan, Dünya Bankası'ndan istedikleri miktarda kaynak alabildiklerini belirtti. Erkan, ilerleyen günlerde yabancı sermaye girişinin artmasını beklediklerini söyledi. Doktor Tolga Dağlaroğlu ile birlikte devam ediyoruz. Hocam, şimdi aslında enflasyonla mücadele, para politikasındaki sıkılaşma döngüsü tüm bu adımlarla birlikte devam ederken dezenflasyon sürecine giden yolda büyümeden feragat etmeyeceğiz dedi Sayın Merkez Bankası Başkanı Erkan. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Yani büyümeden feragat etmeden bir enflasyonla mücadele politika seti nasıl olur bundan sonra? Örnek süreçte kitapta ne yazar? Uygulanan şu andaki durum nedir? Şimdi tabii ben ilk sizin programı katılacağımı duyduktan sonra rapora baktım. Mesela raporun son 29. sayfasında dezenflasyon seyir var. Burada aynen İngiltere Merkez Bankası veya diğer gelişmiş ülke merkez bankaları gibi bir senaryo var, bir fan chart var. Eksenin sol tarafında enflasyonun seyri yok. Yani bu enflasyon kaça düşecek? Yani bu raporun hazırlanışında bile bir açıkçası ciddiyetinde bir sorun var. Yani burada biz sol tarafta enflasyonun yüzde kaçtan, yani 3 döneme ayırmışlar. Geçiş dönemi, dezenflasyon dönemi, istikrar dönemi. Eksenin sol tarafında rakamlar yok. Yani ve baktığımızda eğer böyle bir rapor olacaksa bunun bir yüzdesel olarak açıklanması gerekiyor. Şu kadar güven aralığında şu seviyeye gelecek. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda ben açıkçası grafikler, yani buradan çok bir şey anlayamıyorum. Tabii baktığımızda aslında Gaye Hanım'ın söylediği evet, yani sıkı para politikasıyla büyüme sağlanabilir mi? Biz bunun aslında çok iyi örneklerini gördük Türkiye'de. Yani baktığımızda özellikle
2001 finansal krizinden sonra 2001 krizinden sonra daraltıcı maliye politikasının risk primlerini düşürerek nasıl genişleyici para politikası olduğunu, yine o dönemde izlenen sıkı para politikasının uzun vadeli özellikle enflasyonist beklentileri düşürerek uzun vadeli faiz oranlarını düşürerek nasıl genişleyici para politikası haline geldiğini ve son dönemde özellikle genişleyici para politikasının tam tersine döviz kuru ve enflasyonist beklentilerini bozmasıyla beraber uzun vadeli faiz oranlarını artırarak genişleyici para politikasının nasıl sıkı para politikası haline geldiğini gördük. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda evet uygulanan sıkı para politikası özellikle enflasyonist beklentileri çıpalaması anlamında genişleyici hale gelebilir. Tabii burada özellikle para politikası bundan sonra nasıl olacak? Yani bir o bizim hep söylediğimiz quantitative based yani miktarsal sıkılaşma mı olacak yoksa price based yani Merkez Bankası politika faiz oranına dokunarak bir sıkılaşma mı izleyecek? Bu yani son hocam aslında özel bir ifade var burada. Yani enflasyon eşik değerlere gerileyene kadar büyümeden, ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir diyor Sayın Erkan ve burada bunun yanı sıra mesela dezenflasyon her koşulda bu durumda kaçınılmaz olarak büyümeden feragat yoluyla gerçekleşeceği yönündeki yanlış algı ve kaygılar kamuoyunda zaman zaman da ifade edildiğini söylüyor. Yani dolayısıyla buradaki seçici kredi ifadeleri mi işin içerisine sığdırılmalı? Yani bu ne demek oluyor? Enflasyon eşik değerlere gerileyene kadar büyümeden, ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir. İşte ben de Pelin Hanım onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada şimdi grafik önümde açık. Yani grafik önümde sanki lisans düzeyinde bir öğrencinin çizmiş olduğu grafik gibi. Yani burada biz hangi yüzdesel aralıklarda enflasyon hangi dönemde nereye geleceğini bilmiyoruz, görmüyoruz. Yani burada dezenflasyonist dönem deniyor. Dezenflasyonist dönemin örneğin önümde açık başladığı süreçte enflasyon kaçtan kaça gelecek? İstikrar döneminde kaçtan kaça gelecek? Yani bunların açık olarak ortaya konulmadığı sürece açıkçası yorum yapmamız son derece zor. Çünkü dediğimiz gibi eksenin sol tarafında yer alan enflasyon oranı burada verilmemiş. Yani burada mesela Haziran 2024'te dezenflasyonist dönem başlıyor. Haziran 2025'te bitiyor. Yani bu bir kere burada bile bir statik durum söz konusu. Yani bir senelik bir dezenflasyonist süreç. Yani ondan sonra Haziran'da başlıyor istikrar dönemi. Haziran 2026'da bitiyor. Ekonomi böyle statik bir değildir. Yani bir sene dezenflasyon süresi sürecek. Yani bu bir bitki veya bir şey değil. Yani bitkide bile hava koşulları değişebilir. Yani istediğiniz dönemde istediğiniz şey olmayabilir. Yani burada dönemler de çok sıkıntılı. Yani bir seneden bir seneye Haziran 2024'te dezenflasyon süreç başlıyor. Haziran 2025'te bitiyor. Bıçakla kesilmiş gibi. Haziran 2025'te istikrar dönemi başlıyor. Haziran 2026'da fiyat istikrar hedefine ulaşıyoruz. Yani burada bir sürü şok var. Türkiye dışı açık bir ekonomi. Örneğin petrol fiyatları. Yani burada varsayımlar nelerdir? Bunlar yapılırken bu dönemler fazlar belirlenirken varsayımlar nelerdir? Büyüme varsayımları nelerdir? Ya da eşik yani, değer nedir hocam? Öyle değil mi? Yani baktığımızda işte büyümeden feragat etmeden dezenflasyon ancak belli bir eşiğe kadar aslında mümkün diyor Sayın Başkan. Dolayısıyla buradaki eşik değeri ne olarak biz algılayabiliriz Türkiye ekonomisi içinde? Ya şimdi tabii baktığımızda yani fiyat istikrar nedir diye baktığımızda ekonomik bilimlerin tüketim yatırım tasarruf kararlarında göz önünde bulundurmayacakları kadar düşük enflasyon oranı tartışılıyor. Ama ben mesela son dönemde baktığımızda özellikle ABD ekonomisinde ki Jackson olduğu da biz bunu gördük. Ya biz niye %2? %2'nin biraz üzerinde bir hedef olabilir. Çünkü şoklarla karşı karşıyayız. Yani Türkiye için baktığımızda da %5 civarında. Yani burada tabii dediğimiz gibi ya burada hem eksende enflasyon olmaması hem de dönemlerin çok statik olması yani burada çok kısıtlamış kendini
Bir de dediğimiz gibi yani ekonomi şoklara çok açık ki özellikle biraz önce sizin de girişte çok güzel özetlediğiniz gibi bir sürü belirsizliğin olduğu dünya ekonomisinde yani Haziran 2024'te dezenflasyon süreç başlıyor. Haziran 2025'te dezenflasyon süreçten istikrar dönemine geçiyoruz ve Haziran 2026'ya kadar yani bu şekilde hedef konulması açıkçası son derece belirsiz. Yani burada en azından enflasyonun ya da şokların Türkiye ekonomisine etkisi dönemler itibariyle verilebilir ki yani normalde öyle olması gerekiyor. Örneğin İngiltere Merkez Bankası'nın fan chartında böyle. Ya burada dediğimiz gibi açıkçası ben de yorum yapmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü burada dediğiniz gibi yani göremiyoruz. Burada varsayımlar nelerdir? Petrol fiyatlarının seyri nasıl olacak? Gelişmiş ülke merkez bankaları Sayın Başkan dediği gibi sermaye akımı bekliyor, sermaye girişi bekliyor. Sermaye girişi sonrasında kur tarafı nasıl olacak? Rezerv biriktirmeyle kur tarafını sterilize edilecek mi? Miktarsal sıkılaşma bu nasıl olacak? Kamu bankaları yine sizin Bloomberg'un haberi vardı. Merkez Bankası'nın ayda yaklaşık 11 milyar dolara yakın döviz satışı olduğu bekleniyor ama Merkez Bankası yetkilileri biz döviz satışı yapmıyoruz diyor. Yani kendi içerisinde birbiriyle çelişen çok uygulama var. Dolayısıyla para politikasını bu anlamda Türkiye açısından yorumlamak son derece zor gibi geliyor. Yani ama ana tema şu mu hocam? Yani aslında burada kur geçişkenliğinin biraz daha enflasyon üzerindeki artısı. Bunun yanı sıra bakıyoruz talepteki yüksek seyir ki dün enflasyonda bunu da gördük hizmet tarafında. Hala talep çok canlı. Dolayısıyla bu iki faktör enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ederkenki süreçte atılan sıkılaştırıcı adımlar çok daha önemli hale mi geliyor? Çok kısa alırsam sevinirim. Evet, tabii ki burada miktarsal sıkılaşma, özellikle miktarsal sıkılaşmaya yerel seçimler öncesinde ağırlık verileceği görülüyor. Verileceği. Ama tabii bu da özellikle KOBİ'ler tarafında kredi erişiminde çok büyük sorun yaratacak. Bu da istihdam ve büyüme tarafında çok önemli kayıplara neden olacak. Çok teşekkür ediyorum Doktor Tolga Dağlaroğlu aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz ve böylece yatırım kulübünü noktalıyoruz.